Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu derste bize neredeyse bütün kapsamlarda lazım olacak bir metrik grubunu nasıl yazabileceğimizi öğreneceğiz. Yürüyen toplam, yürüyen ortalama diye bir konu var. Bütün kapsamlarda bize lazım olacak. Şimdi önce bunun amacının ne olduğunu bir anlayalım. Ondan sonra nasıl yazacağımıza geçelim. Şimdi günlük olarak yaptığımız satışlar var. Okey. Satışları bir eksenli grafiğe düşürelim. Bir area chart'a misal düşürelim. Satışlara tarih bazında bakmak istiyorum. Şimdi günlük seviyede satışlara baktığımızda bir trend okumak çok zor. Çünkü farklı günlerde, farklı büyüklüklerde satışlar yapmış oluyorsunuz. Ve eğer aradaki fark yüksekse böyle bir görünümle karşılaşabilirsiniz. Yürüyen toplam, yürüyen ortalama hesaplarının mantığı bu günlük detay seviyesindeki satışların bir ortalama trendini elde edebilmek. Son 20 günde nasıl attık? Ortalama veya toplam. Son 6 aylık satışlarımız ne? Bu tür metrikler size bütün kapsamlarda lazım olacak. İster satış yapın, ister maliyet hesaplayın, ister finansal kapsamlar yapın. Hiç fark etmez. En alt seviyede gerçekleşen verisinden bir trend çıkartmak zor. Onun seviyesini, günlük seviyeyi belli bir periyoda çekmek isteriz. 30 gün, 45 gün, 3 ay, 6 ay gibi. Ve o trende bakarken de hem toplam üzerinden o trendi görmek isteriz hem de ortalama üzerinden o trendi görmek isteriz. Yürüyen toplam ya da ortalama metriklerin amacı bu. Trend görmek. Peki DAX Reference List'teki Time Intelligence grubuna bir geri gidelim. Hangi fonksiyonları kullanabiliriz? Oradan bir bakalım. Şimdi iki tarih aralığında hesap kitap yapabilmek için bize iki tarih aralığı döndüren temel iki fonksiyonumuz Dates Between ve Dates in Period. Her ikisi de çok benzer sintaksa sahip. Bazen diğerinin alternatif olarak kullanılabilir. Ama iki tarih arası için hesaplama yapmak istediğimizde bu iki fonksiyondan birini kullanırız genelde. Şimdi daha önce last date, first date örneklerini yaptık. Matristeki son tarihi yakalayıp o tarihten geriye doğru ya da ileriye doğru. Eğer yürüyen ortalama yapacaksak her zaman için geriye doğru. Hesap kitap yapmak istediğimizde diyebiliriz ki misal same period last year bir sene öncesine gidersiniz. Eğer o bir sene öncesinin bir gün sonrasını bulmak isterseniz next day diyebilirsiniz gibi. Ya da daha önce kullandığımız dönem karşılaştırma hesaplarındaki date add'i 3 ay önceye, 6 ay önceye, 2 quarter önceye, 1 sene önceye gibi sorulara cevap vermek amacıyla kullanabiliriz. Alternatifimiz çok. Peki Power BI desktop ekranına geri dönelim. Okay, last date'i yapmıştık ama bir kez bu ders için tekrar görelim. Şimdi son 6 aylık dediğimize göre tarih tablosu üzerinden çalışacağız hep. Son tarih diyelim. Last date, tarih, tarih. Matrise düşürelim. Formatı değiştirelim. Bunun bir kopyasını alacağım. Aynı tarihin geçen sene ne olduğunu bulmak istiyorum. Son tarih geçen sene. Same period last year diyeceğim. Biraz önce yazdığım last date tarih tarihi bunun içine vereceğim. Bunu da düşürelim. 2007 öncesinde bir data olmadığı için herhangi bir gelen bir şey yok. Ama şuradan devam edelim. Bunun da formatını short date yapalım. Last date bu. Geçen seneki tarih bu. Eğer bir gün sonrasını bulmak istersek, yani ayın birini bulmak istersek veya bir sonraki günü bulmak istersek her ay için bunun başına tekrar bir next day, bir sonraki gün parantezine alabilirim. 31.01.2007 diyor Ocak seviyesinde. Onu bir gün sonraya aldı. Şubat 1. Bu hücre için. Peki dolayısıyla bizim tarih aralığımız örneğin bu. Bu tarihle bu tarih arasındaki
satışları hesaplayacağız, toplamını hesaplayacağız veya ortalamasını hesaplayacağız. Okey, yazalım metriğini. Son bir yıllık yürüyen satışlar. Her zamanki gibi calculate satışlar. Dates between'i çağırdığımda diyor ki birçok time intelligence fonksiyonu gibi bana tarih sütununu vereceksin. Başlangıç tarihimi vereceksin. Bitiş tarihimi vereceksin. Ben o iki tarih arasında calculate'e hangi ifadeyi verdiysen onu hesaplayacağım. Güzel. Biraz önce yazdığımız ifadelerin açık hallerini yazacağım. Days between tarih tarih, next day same period, last day tarih, parantezlerimizi kapattık. Son tarihimiz ne? Matriste gözüken last date. Last date tarih tarih, parantezi kapatalım, parantezi kapatalım. Şimdi bunu matrise düşürelim. Matriste bu tür şeyleri okumak zor. Eğer bir trend okumak istiyorsak bu tür şeyleri eksenli olan görsellere düşürmek lazım. Yazdığımız metriği de aynı görsele düşürecek olursak biraz önceki zikzaklı görünüm gitti. Karşımıza daha sakin bir trend çıktı. Şimdi aynı formüle tekrar dönelim. Bir kopyasını alacağım. Çok benzer mantıkla ortalama versiyonunu yazacağım aynı metriğin. Yürüyen ortalama satışlar. Eğer daha öncesinde yazdığımız bir metrik varsa ortalama satışlar diye onu çağırıyor olabiliriz. Daha öncesinde yazmadığımız bir metrikse diyebiliriz ki average satışlar tablosundaki tutar sütununun başına geç, topla çık. Buna da enter. Matrise de düşürelim. Görsele de düşürelim. Şimdi bu tür eksenli görsellerde kırmızı legend'a göre son bir yıllık yürüyen ortalama satışlar, diğeri siyah olan son bir yıllık yürüyen satışlar, toplam alarak yürüyen satışlar, diğeri de günlük satışlar. Şimdi büyüklükleri birbirinden çok farklı olan metrikleri eksenli bir görsele düşürdüğünüzde buna benzer görünümlerle karşılaşmak mümkün. Bu tür durumlarda eğer kullandığınız görselin ikinci bir secondary aksisi varsa onu kullanıyor olabilirsiniz. Buradan value'su 10 yaptım. Bunu da buraya düşürdüm. Bunu kaldıralım. Tekrar yine satışlar kalsın. Bu tür bir görünümden trend okumak çok mümkün değil ama diğerlerinden mümkün. Toplam olabilir ya da ortalama olabilir. Fark etmez. Okay, dates between'i kullandık. Bir de dates in period'la bir örnek yapalım. Okay, dates in period'la da gün seviyesinde şöyle bir örnek yapalım. Son 15 gün, son 30 gün, son 45-60 gün gibi hesaplara bir örnek verelim. Buradaki görselden şu son bir yıllık yürüyeni kaldıralım. Düzensizliği tekrar görmek adına. Tekrar yeni bir metrik yazacağız. Son 15 günlük running sum, yürüyen toplam hesabı yapalım. Calculate satışlar. Bu sefer dates in period. Tarih sütunum bu. Start date'im last date veya max. Last date tarih tarih. Number of interval 15 gün dedik. -15. Seviyemde interval tipimde day. Yani gün. Parantezi kapa, parantezi kapa. Son 15 günlük satışlar matrise düşürelim. Görsele de düşürelim.
Okey. Yukarıdaki nispeten biraz daha az zigzaglı bir trend. Eğer 15 değil 30, 45, 60 yaparsak o zigzaglı görünüm biraz daha uniform bir eğilime dönüşecektir. Şimdi bu örneği biraz daha işlevsel bir örneğe çevirelim. Son 15 gün hesabı yaptık ama kullanıcı raporu açtığında ya son 30 gün ne olmuş, son 45 gün ne olmuş gibi bir soruya cevap arıyor olabilir. Şimdi her bir için ayrı metrik yazmak çok pratik bir yöntem değil. Bu tür durumlarda disconnected table dediğimiz bir teknik var. Kullanıcıya seçim yapmak üzere bir liste oluşturacağız. Kullanıcı o listeden bir seçim yapacak. Kullanıcının yaptığı seçimi selected value ile yakalayacağız ve formülümüze gömeceğiz. Mantık bu. Şimdi böyle bir tablo oluşturmanın en kolay yöntemi enter data deyip tabloya bir isim verip değerleri girmek. Gün sayısı diyelim. Buraya değerlerimi gireceğim. 15, 30 ve 45. Modelde gün sayısı diye bir tablo oluşacak. Yükle dediğimde. Okey, tablomuz burada. Bakalım ona. Gün sayısı isim tablo. Tek sütunluk verdiğimiz, girdiğimiz değerleri içeren bir tablo. Rapor ekranına geri dönüyorum. Şunu biraz küçültelim. Bu oluşturduğum tablodaki değerleri bir slicer olarak kullanıcıya verelim. Şimdi slider çok uygun olmayabilir. Slider çünkü sanki birer birer artacakmış gibi bir izlenim veriyor. O yüzden ya liste verelim ya da buton tipi gösterelim. Slicer'ın görünümü için format tabına geçiyorum. Style olarak diyorum ki tile. Buradan bir seçim yaptığımda neyi seçtiğim belli olacak. Peki şimdi kullanıcının yaptığı seçimi yakalamamız lazım. Kaç gün seçti buradan? 15, 30, 45 hangisi? Tekrar yeni bir metrik. Örneklendirmek adına önce bir metrik yazalım. Kullanıcı seçimi. Selected value. Gün sayısı. Bunu da ekrana düşürelim. Bir kart görseline çevirelim. Kullanıcının yaptığı seçim şu an 15 gün. Seçimi değiştirirsem oradaki değer de değişecek. Hiçbir seçim yoksa veya birden fazla seçim varsa selected value blank döndürüyordu. O yüzden burada bu slicer ayarlarında kullanıcının mutlaka bir seçim yapmasını istediğim için orada eğer bununla ilgili bir opsiyon varsa onu açacağım. Single select çoklu seçimi olması lazım. Çoklu seçim yapmasını böylelikle engellemiş olduk. Peki kullanıcının yaptığı seçimi yakalayabildiğimizi gördük. Metriğimize tekrar geri gelelim. Son 15 günlük satışlar. Şunun bir kopyasını alacağım. Yeni bir metrik, new measure. Yazdığım metriğin kodunu kopyalıyorum. Buradaki eksi 15 kısmını değiştireceğim. Kullanıcının değişkenle yazalım. Kullanıcının yaptığı seçimi buraya alalım. Gün sayısı diyelim. Biraz önce yazdığımız selected value. Bunu yakala. Return. Eksi 15 yerine değişkeni yazıyorum. Parantezi kapat. Önce matrise düşürelim. Son x günlük satışlar. X'in değeri şu an 30 gün. Aynısını görsele de düşürelim. Şunu kaldıralım. En son yazdığımızı ekleyelim. Şu an 30 günlüğe bakıyoruz. Şu an 15 günlüğe bakıyoruz. Şu an 45 günlüğe bakıyoruz. Söylediğim gibi gün sayısı arttıkça o zigzag seviyesi azalmaya başlıyor. 15 bu, 45 bu. Formülü de bir kez daha açmak gerekirse
Eğer ortalama yapacaksak buradaki ifadeyi değiştireceğiz sadece. Başka bir numarası yok. Gayet kolay. Peki biraz önce oluşturduğumuz tabloya tekrar bir dönelim. Bu sefer ilişkiler tablosu üzerinden dönelim. Oluşturduğumuz tablo bu. Şimdi bu tekniğe disconnected table denmesinin sebebi bu. Modeldeki diğer tabloların arasında ilişki var. Bu onlardan bağımsız, disconnected, hiçbir ilişkisi olmayan bir tablo. Peki buna bir farklı örnek daha yapacağım. What if tekniğini kullanacağım. What if yapısını kullanacağım. 3 tane değer vardı, elle girdim. 3 tane değil de daha fazla değer varsa veya virgüllü değerler varsa hepsini tek tek girecek miyim? Bunun başka bir yöntemi daha var. Aynı kapıya çıkacak ama yöntem başka. Şunu biraz küçültelim. Modeling tabına geçiyorum. Burada new parameter diye bir bölüm altından numeric range'i seçeceğim. Diyelim ki son x aylık ortalama hesabı yapmak istiyoruz veya running sum yapmak istiyoruz. 1 ile 24 arasında değişsin. Şimdi hepsini tek tek 1-24 aralığını girene kadar bu parametre yapısını kullanarak, bu what if yapısını kullanarak diyebilirim ki buna bir isim vereceğim. Ay sayısı tam sayı olacak. Minimum 1, maksimum 24. Birer birer artsın. Yani 1, 2, 3, 4 diye gitsin. Kullanıcı herhangi bir seçim yapmazsa default olarak da 6'yı seç gibi. Şimdi create dediğimde bu da bizim biraz önce yaptığımıza benzer bir şekilde tablo oluşturacak. Ay sayısı diye bir tablo oluşturdu. Bakalım o tablo nasıl bir tablo. Tabloyu oluştururken kullandığı fonksiyon bu. Generate series. 1'den 24'e kadar birer artışla 1'den 24'e kadar aylar var. Bunun altında bir tane de metrik yazdı otomatik olarak. Ay sayısı value diye. Bizim yaptığımız, kullandığımız mantığın aynısı. Ay sayısını slicer olarak ekrana düşürdüğümüzde kullanıcının yaptığı seçimi yakalayacak. Herhangi bir seçim olmazsa da default olarak 6'yı seçecek. Tekrar rapor sayfasına geri dönelim. En son yazdığımız son x günlük satışlar metriğine benzer bir metrik yazacağız. Sadece kullanıcının yaptığı ay seçimini capture edeceğiz bu sefer. Yeni bir metrik yazalım. New measure. Son x aylık satışlar. Önce değişkenlerimizi tanımlayalım. Ay seçimi. Selected value ay sayısı. Bu sefer matristeki last date'i, tarihi de bir değişkene atayalım. Matristeki son tarih. Last date tarih. Formülümüzü yazabiliriz. Hatta bunu da değişken olarak tanımlayabiliriz. Üçüncü bir değişken. Yürüyen satışlar eşittir. Calculate satışlar. Days in period. Tarih sütunumuzu verdik. Başlangıç tarihimiz. Matristeki son tarih. Kullanıcının yaptığı seçim kadar geriye gideceğiz. Eksi ay seçimi. Interval'ımız da ay olacak. Days in period kapattık. Calculate'i kapattık. Hepsini yazdık mı? Yazdık. Return yürüyen satışları döndür. Okey, metriğimizi de düşürelim. İsmini de düzeltelim. Aynı zamanda görsele de düşürelim. Kullanıcının buradan slicer'dan yaptığı seçimleri yakalayacağız. Kullanıcının yaptığı seçime göre hem matristeki hem de görseldeki metrik değişiyor olacak. Running sum, running average, yürüyen toplam, yürüyen ortalama metrikleriyle ilgili genellikle kullandığımız mantık bu veya buna benzer bir
8-bit-win formülü olacak. What if tekniğini tekrar bir özetlemek gerekirse, bu basit bir disconnected tablo yaratan ve kullanıcının yaptığı seçimi yakalamamızı sağlayan bir teknik. Kullanıcıya seçebileceği opsiyonlar sunuyoruz. Yaptığı seçimi yakalayıp formülün içerisinde uygun şekilde kullanıyoruz.